%99'u Müslüman bir ülkede yaşıyormuşuz ya biz. %99'u Müslüman bir ülkeymiş. Müslümanlık öyle ben Fenerbahçeliyim demek değil. Ben Galatasaraylıyım demek değil. Ben Müslümanım demekle biten bir şey değil. Şartları var, kaideleri var. Karışma hoca dinde zorlama yok diyerek kurtulunacak bir şey değil. Vallahi zorlama var, billahi zorlama var. Hanımda İslam hukuku var, aç Kur'an'ı oku. İftira edenlere nasıl bir ceza var? Zina yapanlara nasıl bir ceza var? Namaz kılmayanlara nasıl bir ceza var? Haram işleyene nasıl bir ceza var? Kumar oynayana nasıl bir ceza var? Tesettürünü yapmayana nasıl bir ceza var? İçki içene, kumar oynayana cezalar var. Ceza hukuku diye bir bölüm var İslam hukukunda ya. Sopalama var, hapis var. Vallahi var ya, canını bile almak var. Neresi zorlama yok ya? Ya arkadaş, İslam dinini böyle toz pembe, masallar dünyasında bir şeymiş gibi hoşgörü dini haline getirdiler ya. İslam dininin yok hoşgörüsü hiçbir şeye. Öyle hoşgörü moşgörü yok. İçki içene hoşgörü yapmıyor İslam. Zina yapana hoşgörüsü yok. Allah'a küfredene yok. Ezana düşmanlık edene yok. Allah'la ara edene yok. Çıplak gezene hoşgörü yok. Kim çıkardı bunları ya? Yok böyle bir din. Ya basit bir okula gidiyorsun, anaokuluna gönderiyorsun, kreşe gönderiyorsun. Yani basit derken küçümsemekten değil, en alt seviyede. Ya oranın bir de kuralı kaidesi var ya. Ben böyle hoca sınıfa girdi, ayaklarımı atarım sıranın üstüne diyebiliyor mu? Sıkar biraz, at bakayım ne oluyor. Ya bu kadarcık bir şeyin bile kuralı var. Memuriyette kanun var, emniyette bir kanun var, askeriyede bir kanun var, diyanette bir kanun var. Bu sarığı takacağım diyor sana diyanet. Ben başka model istiyorum, var bir sürü. Hayır, bunu takacaksın. Kardeşim, bir nizam var, bir izan var, bir düzen var. Yani İslam'ın mı yok? Her şey olur mu diyor. Her lafı kendimize göre benzetmişiz. Benzetenleri dinlemişiz. Ne olursan ol gel. Mevlana'yı duymuş adam. Ne olursan, kardeşim Mevlana öyle demiyor. Ne olursan ol gel diyor da, öyle olduğun gibi gel demiyor. Gel de burada düzel diyor. Neysen nesin ama gel burada zımparadan geçirelim diyor. Öyle gel. Ayyaşı gelsin, bilmem nesi gelsin. Gel. Ayyaşı da gelsin, zanisi de gelsin, hırsızı da gelsin. Gelsin ama bu kapının eşiğinden sonra düzelmek için gelsin. Ne olursan ol gel, oturup bırakı sofrasına beraber oturalım demiyor Mevlana Hazretleri ya. Hoş görüyor. Hoş görüyor. Yok öyle bir hoş görüyor. Bu hoş görüyü kuranların Allah belasını verdi zaten. Allah belasını verdi zaten. Muhammedun Resulullah demeyenler de cennete gidecek. Avucunu yalarsın gidecek. Yok öyle bir şey. Hazreti Musa döneminde bir adam yaşıyor olsaydı, La ilahe illallah Musa Resulullah deseydi. Müslüman mı bu adam? Müslüman. Musa Aleyhisselam'a inandı, Tevrat'a inanıyor. Diyor ki, ya Musa, ben bütün Tevrat'a inandım ama o kitabın içinde yazan Ahmet diye biri var ya, ben ona inanmadım dese, kafir oldu. Kafir oldu. Ya bundan 5000 sene önce bile peygamberimizin peygamberliğini kabul etmeyen bir adam Müslüman sayılmıyorken, peygamberimizin nübüvveti başlamış, ilahiye kıyamete kadar gidecek. Bunu kabul etmeyen adamın cennette ne işi var ya?